dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Ekim Pazartesi. Merhaba. Dünya Sağlık Örgütü yoksul ülkeler için daha fazla aşı istedi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros pandeminin ancak dünya çapında ülkeler kararlı oldukları zaman sonlandırılabileceğini söyledi. Her gün 50 bin ölüm vakasının kaydedildiğini belirten Tedros, bu sayılar pandeminin bitmediğini kanıtlıyor dedi. WHO sene sonuna kadar her ülkede nüfusun en az %40'ının aşılanmış olmasını önüne hedef olarak koyduğunu hatırlattı. Bu hedefe ulaşılabileceğini söyleyen WHO başkanı özellikle G20 ülkelerinin şimdi aşı tedarikinde Birleşmiş Milletler aşı programına veya Afrika aşı programı AVATA öncelik tanımaları gerektiğini vurguladı. Berlin'de bir araya gelen ve yaklaşık 100 ülkenin gönderdiği 6 bin uzman şu anda aşı adaleti konusunu tartışıyor. Adalet. Evet. WHO toplantı başlangıcında uluslararası camiayı yoksul ülkelere daha fazla aş vermeye çağırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Aşı milliyetçiliğinin tüm insanlığı tehdit ettiğini söyleyerek uluslararası dayanışmanın yükseltilmesini istedi. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de Birleşmiş Milletler'in taleplerini desteklediklerini ve Avrupa Birliği ülkelerinin kullandıkları kadar aşı ihraç ettiklerini belirtti. Ancak bunu yaparken ihraç edilen aşıların yoksul ülkelere son derece pahalı satıldığını söylemedi. Boş süpermarket rafları ve benzinsiz benzin istasyonları. Bunlar şu anda İngiltere'de yaşananlar. Ancak kalifiye işçi eksikliğini gidermek için önlem alınmadığı takdirde aynı durumun Almanya'da da yaşanması sürpriz olmayacak. Kamyon şoförlerine ek olarak düzinelerce meslekte sadece kalifiye işçi sıkıntısı yaşanmıyor. Aynı zamanda görünürde yeni nesil de yok. Yeni bir araştırmaya göre Almanya'da nitelikli iş gücü konusunda en büyük sıkıntı 18300'le sosyal hizmet personelinde yaşanıyor. ve verilerine göre onu 17900 ile yaşlı bakım personeli ve 16700 ile hasta bakıcıları açığı takip ediyor. Toplam 15 meslekten oluşan listede ayrıca inşaat elektrikçileri, sıhhi tesisat, kaloriferci ve klima teknisyenleri ve kamyon şoförleri yer alıyor. İve vasıflı emekçi uzmanı Alexander bu bu gelecekteki ekonomik yükselişleri yavaşlatacak dedi. Önlemler alınması çağrısı yapan uzman, aksi takdirde Büyük Britanya'daki mevcut durumla karşı karşıya kalabiliriz diye konuştu. İngiltere'de tanker şoförü eksikliği nedeniyle son haftalarda birçok benzin istasyonunda yakıt sıkıntısı yaşandı. Lojistik problemler nedeniyle süpermarketlerdeki birçok raf, boş kaldı. Orta ölçekli işletmelerden iş gücü göçü çağrısı yapıldı. Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği BVMV Başkanı Markus Yega Funke Medya Grubu gazetelerine cumartesi günü verdiği demeçte Almanya'da 390'dan fazla çıraklık eğitimi programı olduğunu ancak 2020 eğitim yılında yaklaşık 60 bin yerin doldurulamadığını vurguladı. İş gücü göçü çağrısının karşılık bulması pek olası görülmüyor. Alman hükümetlerinin bugüne kadar denediği kalifiye eleman göçü Almanya'yı kalifiye elemanlar için çekici hale getiremedi. Çünkü yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın politik temsilcilerinin federal meclise temsil edilmesi, diğer taraftan ...iş gücü göçü uygulamaları tezat teşkil ediyor. Buraya gelecek bir kişinin saldırıya uğramayacağına dair hiçbir güvence yok. Bu nedenle orta ölçekli işletmelerden iş gücü göçü çağrısı olmayacak duaya amin anlamında... ...gerçekleşemeyeceği daha işin başında belli olan bir girişim olarak kalmaya mahkum. Derneciler koalisyon politikası netleşmeye başladı. Dar gelirliğe vergi indirimi yok. Yeşiller ve FDP ile koalisyon görüşmeleri yürüten SPD Genel Başkanı Olaf Scholz, dar ve orta gelir grubu için vergi indiriminin şu andaki şartlarla mümkün olamayacağını söyledi. Almanya'da Testi pozitif çıkanların sayısı artmaya devam ediyor. Aynı zamanda koronavirüs nedeniyle ölüm vakaları da artıyor. Almanya'da bir hafta önce 74,4 olan 7 günlük inzidans 110,1'e ulaştı. Alman sağlık daireleri Roberto Ensü'ne bir gün içinde 6573 yeni korona enfeksiyonu ve 17 ölüm vakası bildirdi. Esen'de kayıtlı koronavirüs hastası sayısı 24 saat içinde 206 arttı. Eyalet çapında 7 günlük 79 80 79,3'ten 80,2'ye yükseldi. Hesen Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yoğun bakım ünitelerinde 144 COVID-19 hastası tedavi altında. Federal Sağlık Bakanı Schpan, toplumun çeşitli kesimlerinden gelen eleştirilere ve inzivens vakalarının artmasına rağmen, 25 Kasım'dan sonra Almanya'da acil salgın durumunun uzatılmayacağına açıkladı. Acil salgın durumunun kaldırılıp kaldırılamayacağı bilinmemesine rağmen bilinen bir tek gerçek var ki, o da Schpan'ın bir daha Sağlık Bakanı olmayacağı. Kasa bölgesinde 24 insana daha virüs bulaştı. Ölüm vakasının yaşanmadığını açıklayan Kasa Sağlık Dairesi, 34 insanın hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük izidens Kasel'de 51,7, Kasel Kaymakamlık bölgesinde 49,4 olarak belirlendi. Erdoğan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesini istedi. Erdoğan'ın bu çıkışı dikkatleri Türkiye'deki korkunç ekonomik durumdan başka yöne çekmek istemek olarak yorumlandı. Kavala gerekçeli kararı çaresiz bir durumun göstergesi olarak değerlendiren ZDF Türkiye muhabiri Luke Walpot buna gerekçe olarak ekonominin çalışmamasını, sosyal sıkıntıların büyümesini, yüksek enflasyonu, yüksek işsizliği, Türk lirasındaki düşüşün sürdüğünü gösterdi. Valpot bunun sonucu olarak uzun bir süredir neredeyse iki yıldan beri büyük şehirler muhalefete gitti. Şimdi seçim olsaydı Erdoğan'ın partisi yüzde otuza bile ulaşamazdı dedi. Balpot'a göre geçmişte bunu zaten böyle yapmıştı. Yani bir dış politika krizi yaratıp sonra büyük Türk ulusunun güçlü bir savunucusu olarak yeniden ortaya çıkmıştı. Karar düzenin çarkını döndürmek için alındığından hiçbir sorun yok. Batı'dan Erdoğan'a yönelik yükselen eleştirel sesler ise göstermelik açıklamalardan ileri gitmeyen tepkilerden ibaret. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 10 ülkenin Ankara Büyükelçileri 18 Ekim Salı günü Osman Kavala'nın tutuklanmasının 4. yılı vesilesiyle yayınladıkları ortak bildiride Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz denilmişti. Hessen'de 220 bin öğrenci sert korona kurallarıyla yeniden ders başı yaptı. Eyalet Eğitim Bakanlığı virüsü engellemek için iki hafta boyunca katı kurallar uygulanacağını açıkladı. Alınan karara göre 25 Ekim 5 Kasım tarihleri arasında tüm öğrenciler sınıflarda maske takacak. Ayrıca aşı olmamış öğrenciler haftada iki kez negatif test sonucunu kanıtlamak zorunda testler okullarda ücretsiz olarak yaptırılacak. Seydoğlu Eğitim Bakanı Lord bir radyoya verdiği demecinde sonbahar tatilinde öğrencilerin virüs kapma tehlikesi olduğundan bu önleyici tedbirlerin gerekli olduğunu söyledi. Buna karşın Frankfurtlu virolog Martin Stürm'a tedbir haftalarının daha uzun sürmesini talep etti. Stürm'a iki haftalık sürenin yeterli olmayacağını söyledi. Şturma 12 yaş altı çocuklar için henüz aşı bulunmadığından diğer öğrencilerin ancak daha uzun süren tedbirlerle korunabileceğini belirtti. Değerli Necdet Radyo Hasan hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın, her şey gönülcü olsun. Aşırı Hava durumları yaşamımızı nasıl etkiliyor? Bilim insanları iklim değişimi konusunda uzun vadeli öngörülerde bulunabilmek için çeşitli simülasyon modelleri uyguluyor. Bu simülasyonlarda denizlerdeki akıntıların ve onlarca yıllık buzul gelişiminin hangi yöne gittiği hesaplanabiliyor. Bu modellerle farklı varsayımlardan hareket edilerek karbon salınımının dünya çapında iklimi nasıl etkileyeceği araştırılıyor. Örneğin karbon salınımının şimdiye kadar olduğu gibi engellenmeden devam etmesi durumunda Hessen'de havanın 2100 yılına kadar 5,2 derece ısınabileceği varsayılıyor. Eğer iklim koruması tedbirleri uygulanırsa ısınmanın 1,7 dereceye kadar düşürülebileceği öngörülüyor. İklim değişiminin yol açtığı aşırı hava durumlarının da bir taraftan aşırı yağmurlara ve böylelikle sel tehlikesinin artmasına, diğer taraftan da uzun süreli kuraklıklara yol açabileceği biliniyor. Bu bilgiler temelinde araştırma yapan bilim insanları iklim değişimini etkileyecek faktörleri şöyle sıralıyor. Aşırı sıcaklık, dondurucu soğuklar, aşırı yağışlar, kuraklık. Aşırı sıcaklık insanın kalbini ve kan dolaşımını olumsuz etkileyen bir faktör. Özellikle çocuklar ve yaşlılarla kilolu insanlar bundan etkileniyor. Özellikle kent merkezlerinde yazın aşırı sıcaklık dalgaları ortaya çıkıyor. Geceleri ise kent merkezlerinde sıcaklık diğer taşra bölgelerinden farklı olarak pek azalmıyor. Örneğin 2003 yılındaki aşırı sıcak geçen yaz aylarında Avrupa çapında 70 bin insan yaşamını yitirmişti. Eğer iklim konusunda şimdiye kadar olduğu gibi davranılır ve tedbir alınmazsa 2000 3 yılının yaz ayları 2100'den itibaren Hessen'deki olağan yaz aylarına dönüşebilir. Bilim böyle söylüyor. Buna karşın dünyanın ısınmasıyla dondurucu soğuk günlerin sayısı da artıyor. Gerçi insanlar açısından doğrudan olumsuz etki beklenmiyor ancak bir tarafta enerji fiyatlarındaki aşırı artışın yoksul insanlara olumsuz etkilemesi ve diğer tarafta dondurucu soğukların bitkiler üzerindeki olumsuz etkileri düşünülürse bu durumun uzun vadede tahmin edilemeyecek sonuçları da olabilir. Gene de yapılan hesaplamalarda 2100 yılında dondurucu soğuk günlerin sayısının azalacağından hareket ediliyor. 2021 Temmuz'unda olduğu gibi Havanın giderek ısınması sonucunda aşırı yağışlar ve sel felaketleri daha da çoğalacak. Çünkü iklim ısınması sonucunda atmosfer giderek daha fazla nem toplayarak aşırı yağışlara yol açıyor. Ancak bilim insanları gelecekte aşırı yağış günlerinin ne kadar olabileceğini henüz hesaplayamıyor. Bununla birlikte belirli bölgelerde gerek toprak yapısı, gerek nehir yataklarının doğallığı bozularak düzenlenmiş olması gerekse de tedbir alınmaması nedeniyle aşırı yağış ve sel tehlikesinin artması bekleniyor. Son 3 yılda meydana gelen kuraklık ormanlarda ve tarım alanlarında ciddi sorunlara yol açtı. Farklı iklim modelleri Hessende yağmur dağılımının da farklılaşmakta olduğuna işaret ediyor. Gidişatın yağmurlu kış ayları ve kurak yazlara doğru olduğu görülüyor. Eğer iklim korumasına yönelik tedbirler alınırsa ortalama yağışın en fazla %3 civarında azalabileceği varsayılıyor. Ancak şimdiye kadar olduğu gibi tedbir alınmadan devam edilirse, %14 ile %55 arasında yağış azalmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor. Yapılan tüm bu hesaplamalar biraz da fal bakmaya benziyor. Çünkü öngörülemez birçok faktör dikkate alınmak zorunda. Ama her halükarda insanlık bugüne kadar olduğu gibi doğayı sömürür. Tüm yaşam alanlarını sermaye birikiminin boyunduruğu altına sokar. Ve iklim koruması için tedbirler almazsa gelecek çok karanlık görülüyor. Dünya açısından unutulmaması gereken bir gerçek var. İnsanların dünyaya ihtiyacı var. Ama dünyanın var olmaya devam etmesi için insanlığa ihtiyacı yok. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.